Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısı ve uyarısına AK Parti'den çeşitli tepkiler geldi ama hiçbiri Süleyman Soylu'nunki gibi tartışma içinde yeni bir tartışma başlatmadı. Soylu'nun tepkisindeki uslup, ifadeler ve suçlamalar CHP'lileri kızdırdı. Karşı cevaplar aynı sertlikte oldu. Yeni bir cephe açıldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak, emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Hey" demiş, "çok korktuk." İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturup da suç işleri bakanına dönüşmüş zata söylüyorum. Sen suçlularla mücadele et. O kirli ağzına bir daha ne genel başkanımızın ne partimizin adını anma. Hadsizlik etme. Hadsiz Suç İşleri Bakanı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara uyarısı üzerine iktidar cephesindeki kızgınlığın seslerinden biriydi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sosyal medya üzerinden verdiği tepkiyle bu kez CHP tarafında tansiyon yükseldi. O koltuktaki ömrünü uzun tutmak için magandalık yapmaya, külhanbeyli üslubu kullanmaya gerek yok. Muhalefeti tehdit etmek, muhalefete hakaret etmek yakışmaz. Bunun adı edepsizliktir. Ne o Peker'in sülüsü mafyaya diklenemeyince bize mi yükselir oldun? Efendine sadık kal, otur. Yoksa layık olduğun gibi cevap veririz. Bürokratlara uyarı polemiğinde Soylu CHP hattı böyle gerildi. Kullanılan dil, üslup bir anda değişti, tonlamalar sertleşti. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir. Hala kendinizi bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Hesabı yol arkadaşların PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun? Milletimiz senin ne olduğunu çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu. Sen önce suçluyu korumayı bırak. Suçu örtbas etmeyi bırak. Önce mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan milletvekilinin adını açıkla. Sonra millete hakem kes. İktidarın yalakası ve yardakçısı Süleyman Soylu. Sen 40 düşüneceksin, bir laf söyleyeceksin. Emir ve talimatlarınla iş yaptırdıkların suç işlediler. Bunu biliyorsun. Hem onlar hem de sen yargılanacaksın. Bürokrat tartışması için CHP Süleyman Soylu kavgası da böyle çıktı ve büyüdü. Nereye varacağı merak konusu.